Azot, oksijen ve karbon yanında çoğu zaman daha az dikkat çeker ama yaşamın devamlılığı için gerçekten de çok önemlidir. Ve aynen oksijen ile karbon gibi azot da biyosfer içinde dönüştürülür. Eğer azot hakkında çok fazla şey bilmiyorsanız şaşırabileceğiniz şeylerden biri azotun atmosferdeki konsantrasyonunun yani derişiminin çok yüksek olmasıdır. Evet. Atmosferimizin %78'i moleküler azottan yani N2'den oluşur. Azot molekülünde birbiriyle kovalent bağ yapmış iki azot atomu bulunur. Karbon döngüsü videosundan hatırlayacaksınız. Bitkiler tarafından doğrudan bağlanabilen, e, bağlanabilen yani bitkiler tarafından doğrudan bağlanabilen karbonun aksine e, ototrof bitkiler ışığın enerjisini kullanarak havadaki karbonu katı bir formda bağlayıp bu enerjiyi karbonların yaptıkları bağlarda depolayabiliyorlardı. Ama bunun aksine azot karmaşık organizmalar olan bitkiler tarafından doğrudan bağlanamaz. Havadaki tüm bu N2 moleküllerini bir düşünün arkadaşlar. Bunları e, yani bunların bu moleküllerin bağlanabilmesini sağlayan başrol oyuncuları bitkiler değil, bakteriler ve prokaryotlardır. Şuraya biraz toprak çizeyim. Bakteriler toprak içinde farklı yerlerde olabilir. Mesela şuraya bir tane çizeyim. Görebilmeniz için biraz daha büyük çizersem sanırım daha iyi olacak. İşte böyle. Bazı bakteri ve prokaryot türleri azot bağlama özelliğine sahip. Kısacası atmosferdeki N2'yi alıp karmaşık organizmalar olan bitkilerin kullanabileceği bir forma dönüştürürler. Evet, buradaki bakterilerden biri dairesel bir DNA iplikçiyi çizdim buraya. İsteseydim daha karmaşık bir şeyler çizebilirdim ama şimdilik böyle olsun. Evet, buradaki bakterilerden biri bu. Evet, bakteriler bu N2'yi alıp amonyak dönüştürürler. Ve bu amonyak diğer bitki ve karmaşık organizmalar için oldukça faydalıdır. Karbon döngüsü videosundaki karbon bağlayan bitkiler gibi, ki karbon birçok organik molekülün temel yapı taşıdır, bazı organik moleküllerin azota ihtiyacı olduğunu da unutmayalım. Bunlar bitkilerde karşınıza çıkacak organik moleküllerdir ama değişik e, organizmalarda da yani e, mevcutturlar, bulunabilirler. Mesela e, burada bir amino asit var. Hemen not edeyim. Amino asit yazalım. Bakın burada bir azot var. Bu yakın arkadaşlarımızdan adenozin trifosfat yani ATP. Kendisi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımakla görevli. Ve gördüğünüz gibi azot burada da karşımıza çıkıyor. Bu da ünlü deoksiribonükleik asit yani DNA molekülü. Bu makromolekülü oluşturan azotları da görüyorsunuz öyle değil mi? Mavi ile işaretlediklerimiz. Az önce de dediğim gibi azot yaşam için gerekli ve azotu bağlayabilen bakteriler sayesinde amonyak haline gelen azot bitkiler tarafından kullanılabilir. Hayvanlar ve biz bitkileri yediğimizde de bu azotu sistemlerimize dahil edebiliyoruz. Bu arada bunun tek yönlü bir süreç olmadığını, yani bunun atmosferden bağlanarak amonyağa dönüştürülen azotun daha karmaşık organizmalar tarafından kullanılması şeklinde gerçekleşmediğini de eklemeliyim. Eğer bu şekilde olsaydı atmosferde azot kalmazdı öyle değil mi? Bir organizma öldüğünde bu bir bakteri de olabilir ama ben daha gelişmiş ve çok hücreli bir organizma çizmek istiyorum. Mesela bir bitki. Ölü bir bitki çizmeyi, ölü bir hayvan çizmeyi açıkçası tercih ederim. Evet, bu ölü bir bitki olsun. Bu bitki çürümeye ve ayrışmaya başladığında ve bunu yapanlar da bakterilerdir. Görünüşleri benzeyecek ama bu turuncu ile çizdiklerimin de farklı bir bakteri türü olduğunu düşünün. Bu bakteriler bitkiyi ayrıştırdıklarında azotu azotla 2 ya da 3 oksijen atomunun birleşmesinden oluşan moleküller olan nitrit ve nitratlara parçalayıp yeniden amonyak haline dönüştürürler. Evet burada bizi amonyak adımına geri döndüren bakteriler var ve azotun nitrat ya da nitrite dönüşmesi sayesinde de yeniden N2 yani moleküler azotu geri elde etmiş oluyoruz. Moleküler azot atmosfere salgılandığında ise döngü tamamlanmış oluyor. Bu arada moleküler azot başka şekillerde de depolanabilir. Şimdi buna neden döngü adını verdiğimizi daha iyi anlıyor olduğunuzdan eminim. Yaşam için çok önemli olan bu elementler öylesine ortadan kaybolmuyor ya da herhangi bir şekilde oluşmuyorlar. Biyosfer içinde sürekli bir geri dönüşüm halindeler. Videonun başında da söylediğim gibi Azot, oksijen ve karbon kadar aslında dikkat çekmez ama yaşamın devamlılığı için gerçekten de önemlidir. Aslına bakarsanız özellikle de bitkiler ve bitki yetiştiriciliğini düşünürseniz aklımıza gübre gelir öyle değil mi? Bitkileri gübrelerseniz daha hızlı büyürler. Dolayısıyla gübrelenmeyen bir bitkinin büyümesi daha sınırlıdır. İşte gübrelerin birçoğu azot ve önümüzdeki videolarda bahsedeceğimiz fosfor içerir. Azot ve fosforun topraktaki seviyeleri bitkilerin büyümesinde önemli bir rol oynar. Bunun sebebi az önce söylediğim gibi toprağa eklenen azot ve fosforun daha çok amonyak anlamına gelmesi ve bunun da bitkilerin büyümesini hızlandırmasıdır.